İlçemizin tarihi, kültürel ve doğal yönlerini turizme kazandırabilmek için çalışmalarımız var ilçe adına. 10 kilometrelik bir alan içerisinde Akda Kayak Tesislerimiz, Ladik Gölümüz, aynı zamanda Hilas Termal Tesislerimiz var. Biz bu 3 sacaya üzerinde yükselmeye çalışıyoruz. Köylerimizde bulunan ambarları toplayarak başlamıştık buraya. Bütün köylerimizdeki vatandaşlarımızın geçmişindeki gelenek göreneklerini buraya taşıdık. İçinde bulunduğumuz alandaki ambarları köylerimizden topladık tek tek. Hepsi atıl duruma gelmiş, yakılmak, yıkılmak üzere olan ambarlarımız da var tabii bunun içinde. Kendini kullandığı, vatandaşımızın kullandığı ambarları da buraya taşıdık. Bu anlamda bir birliktelik var. Bir açık hava müzesini kurarken birlik beraberlik içerisinde bir birlik ruhuyla yaptık biz burayı. Bir de bir başka şekli var, bir hikayesi var. O da şu, yakılmak üzere olan atıl kalmış ambarlardan bir açık hava müzesi yaptık. Bir geri dönüşüm hikayesi var, bu da çok kıymetli. Ve böyle bir alan oluşturduk. Her birinin ayrı ayrı hikayesi var. Her birinin ayrı ayrı hayata dokunuşları var ambarlarda. Onları burada yaşatmanın keyfini yaşıyoruz biz de tabii. Biz burayı Ladik turizm alanı aslında. Başlı başına bir turizm merkezi. Burayı da turizm alanına büyük bir destekle katmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İşte yakılmak üzere fırına verilmiş, yakılmak üzere bir fırına satılmış camiyi tam yakılmak üzereyken bulduk ve buraya getirip gerçeğine uygun bir şekilde Ambarköy Açık Hava Müzemizin içerisine tadilat yaparak kurduk. Bu anlamda çok kıymetli 300 yıllık bir geleneği, göreneği, bir yaşantıyı devam ettirmenin huzuru, mutluluğu içerisindeyiz Ladik halkı olarak ve Ladik idaresi olaraktan. İçinde yine Ambarköy Açık Hava Müzemizin içinde fırınımız var. Köy fırını. Orada işte tarihi, kültürel değerlerimizi orada yaşatacağız. Aynı zamanda içinde bizim Ladik ilçemiz tandırıyla meşhur. Şu anda kaybolmuş bir gelenek görenek tadımız. Onu canlandıracağız. Serit, kas eridiyle ilgili bir çalışmamız olacak fırının içinde. Aynı zamanda Ambarhan'da da bir lokantamız, kafemiz olacak. Orayı canlandıracağız. Yine halkımızın, kadınlarımızın gelenek, göreneklerini Ambarhan'ın içerisinde sergileyeceğiz, tanıtacağız.